Herkese merhaba. Nokia 808 Pureview'un en dikkat çekici özelliği hiç şüphesiz arkasında bulunan 41 megapiksel sensörlü Carl Zeiss sensörlü kamerası. Bu kameraya Xenon Flash eşlik etmekte. 41 megapiksel çözünürlük söz konusu. Ancak şunu söyleyelim, cihaz maksimum 41 megapiksel çözünürlükte fotoğraf çekmiyor. 41 megapiksel sensör detaylı görüntülerin yakalanmasına olanak sağlayan bir işlev görmekte. Normalde Nokia 808 Pureview diğer akıllı telefonlar gibi 8 megapiksellik, maksimum 8 megapiksellik fotoğraf çekiyor. Tabii ki Pureview modunda çekiyor bunu. Yoksa tam çözünürlükte fotoğraf çekmek istediğinizde karşınıza 38 veya 34 megapiksellik fotoğraflar çıkıyor. 16'ya 9'da 34, 4'e 3 formatta ise 38 megapiksellik maksimum çözünürlükte fotoğraf çekme imkanı sağlıyor Nokia 808 Pureview. Bu açıdan diğer akıllı telefonlara oldukça büyük bir fark attığını söylememiz gerekiyor. Bu telefonun Pureview teknolojisi ne yapıyor? Daha fazla örnekleme yapıyor. Bir pikselin görüntüsünü oluşturmak için örneğin 5 megapiksellik bir görüntü yakalayacaksınız. Bu 5 megapiksellik görüntüyü oluşturmak için her bir pikseli oluştururken ardışık 7 pikselin bilgisine bakıyor ve buna göre tek bir pikselin görüntüsünü belirliyor. Bu ne demek? Çok daha fazla detay demek. Çok daha fazla detayda çok daha fazla ayrıntıyı fotoğrafta görmek demek. Videoda da aynı şekilde bu Pureview teknolojisi, aşırı örnekleme, fazla örnekleme teknolojisi prosedürü kullanılmakta. Şimdi bakalım kamera arayüzüne biraz yakından bakalım. Görmüş olduğunuz gibi 3 farklı temel mod var aslında. Otomatik. Otomatik modda tüm ayarları Nokia 808 Pureview'a bırakıyorsunuz. Fazla bir şey yapmıyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey ya cihazın sağ kenarda bulunan çekim tuşuna basıp ya da görmüş olduğunuz sanal tuşa basıp fotoğrafı çekmek. Fotoğraf çekimi hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Fazla bir bekleme yok. Bu açıdan iyi. Tabi ara sıra odaklamanın getirdiği bazı gecikmeler olmakta. Bunu da söylemek gerek. Bu modda, otomatik modda flash ayarını değiştirebiliyorsunuz. Ayarı sıfırlamak da mümkün. Tabi yine bunun yanı sıra otomatik modu videoya da alabiliyorsunuz. Videoda da otomatik modu kullanabiliyorsunuz. Videoda otomatik modu kullanırken sürekli otomatik odaklama yapılmakta. Bunu da altta görmüş olduğunuz gösterge yardımıyla anlayabilirsiniz. Tekrar fotoğraf moduna geçelim. Sahneleri seçtiğimizde görmüş olduğunuz gibi farklı sahne seçenekleri var. Otomatik, bunun yanı sıra manzara, portre, bunun yanı sıra başka spor, gece çekimi, gece portre çekimi, bunun yanı sıra spot lambası. Spot lambasının dışında kar gibi farklı çekim modları var. Bunları da kullanabilirsiniz. Yine bu modlar videoda da görmüş olduğunuz üzere kullanılabiliyor. Videoya geçtiğimizde ne görüyoruz başka? Zayıf ışık görmekteyiz. Yine spot ışığı görmekteyiz. Biraz daha seçenekler daralıyor. Ancak burada etkin bir gösterim olduğunu söyleyebiliriz. Seçenekler sunulduğunu söyleyebiliriz. Yaratıcı moda geldiğimizde yaratıcı mod çok daha fazla manuel ayarı kullanmanızı olanak sağlıyor. Bir de işin ilginç tarafı 3 farklı hızlı ayar tanımlayabiliyorsunuz. 3 farklı profil tanımlayabiliyorsunuz. Ve bu profillere göre hızlı şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. C1, C2, C3 var. Görmüş olduğunuz üzere her biri için farklı ayarı belirledik zamanında. Sensör modunu Pureview veya tam çözünürlük yapabiliyorsunuz. Tam çözünürlükte az önce bahsettiğimiz gibi 16'ya 9'da 34 megapiksel, 4'e 3'de ise 38 megapiksellik fotoğraflar çekiyorsunuz. Pureview'a geçtiğinizde ise 8, 5 veya 3 veya 2. 4'e 3 en boy oranında 3 megapiksel, 16'ya 9 en boy oranında ise 2 megapiksel fotoğraf çekimi mevcut. JPEG kalitesini normal veya en iyi arasında ayarlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra renk tonlarında normal, canlı, sepya veya siyah beyazı seçebilirsiniz. Çekim modlarında farklı modlar var. Parantezleme modu var. Çekim aralığı var. Belli zaman aralıklarında sürekli çekim yapabiliyorsunuz. Bu şekilde hızlı değişimlerin gösterildiği etkileyici videolarda çekebilmeniz mümkün. Timelapse videoları çekebilmeniz mümkün. Bunun dışında otomatik zamanlayıcı var. Eğer toplu bir fotoğraf çekmeyi düşünüyorsanız otomatik zamanlayıcı ayarlayıp ve Nokia 808 Pureview ile birlikte sunulan opsiyon olarak sunulan tripod adaptörünü kullanıp o şekilde de fotoğraflar çekebilirsiniz. Doygunluk, kontrast, keskinlik ayarları mevcut. Bunun yanı sıra tercihlere girdiğinizde kameranın ayarlarını da buradan yapabiliyorsunuz.
Yine yaratıcı modda ekrana parmağınızı basılı tuttuğunuzda sonsuzluk, hiperfokal, yakın çekim, otomatik gibi odaklama modlarının olduğunu da göreceksiniz. Bu şekilde zengin ayarlar var. Bunun yanı sıra ekranın sol bölümünde de ne görüyorsunuz? Yine pozlama, ISO ve bu şekilde ayarlar görmektesiniz. Video tarafına geçip yaratıcı moda baktığımızda neler göreceğiz? Yine aynı şekilde C1, C2, C3 modları var. Nokia 808 PureView tam çözünürlükte, HD çözünürlükte video çekimi yapabiliyor. Bunun yanı sıra 720p ve 360p var. Kare hızını görmüş olduğunuz gibi 30, 25, 24, 15 olarak değiştirebiliyorsunuz. Bunu da söyleyelim. Renk tonlarında yine görmüş olduğunuz gibi normal sepia gibi tonları ayarlayabiliyorsunuz. Yine videoda video sabitleme özelliğini kullanarak cihazın titreşimlerinin yol açacağı bazı istenmeyen durumları ortadan kaldırabiliyorsunuz. Bu şekilde farklı modları da kullanabilirsiniz Nokia 808 PureView'da. Nokia 808 PureView'da zoom özelliği de, dijital zoom özelliği de kayıpsız şekilde yapılabiliyor. Eğer PureView teknolojisini kullanarak 8, 5, 2 veya 3 megapiksel fotoğraf çekiyorsanız veya 1080p video çekiyorsanız bu durumda kayıpsız zoom özelliğini kullanarak görmüş olduğunuz gibi parmağınızı ileri geri sürükleyerek yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapabilir ve bu şekilde çekmek istediğiniz objeye daha yakınlaşabilirsiniz. Bu da bir akıllı telefonda şimdiye kadar pek görmediğimiz bir özellik. Kayıpsız şekilde zoom yapma. Genellikle dijital zoomlar kayıplara yol açar. Ancak 808 PureView'da 41 megapiksellik sensör sayesinde çok daha rahat bir zoomlama yapılabiliyor. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. Nokia 808 PureView'un kamera arayüzü temelde bu şekilde çalışmakta. Cihazla ilgili daha fazla detayı ve çekilen fotoğrafları Teknoblog'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz. Şimdilik bu kadar.